33'te mevcut sıfır bir Birleşmiş Milletler Milli Güvenlik Şef Türkiye'deki milli güvenlik, milli askeri şuraların hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepsi milli güvenlik eski şef. Benim de rektör reçantim. Hala da görev aktiviteler. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı dünyanın beş bir yanına gönderiyoruz. Bize de imkan tanıdıklarınca biz de elimizden geldiğince etrafa konuşup, gezip, dolaşıp olay yeri inceleme olsun konusunda farklı farklı iz düşümlere dikkat ediyoruz. Dikkatleri çekiyoruz, dikkatlerini alıyoruz, veriyoruz. Zaten Mayıslar olarak da Cem Max'la benim anlaşmam var. Mayıslar olarak dünyanın beş bir yanında kilitleri kendi evimden verdim. Kendi çekmecemden çıkarttım. İlk sıfır oraya takıldı, oradan döndürdüler. Şikesiz şu anda tüm dünyada işlem görmekte. Çok da memnunlar. Ben de memnunum. Buradan hacılara, hicrete hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkürlerimizi. Görev yeri neresi şu an? Sürçülisan etsek affola. Evet. Görev yerimiz Mersin. Türkiye Mersin. Mersin. Sadece Mersin'de mi görev yapıyorsunuz? Mersin'deyiz. Yani Mersin'den çıkmak yasak. Ha, yasak. Uzaklaşmak yasak. Çarşıdan, ama daha önce sizi başka ev, şehirlerde arabanın görmüşler. Etrafından. Daha önce başka şehirlerde görmüşler. Milli askeri şura çok çok zorluyor. Polis etrafta geziyor, dolaşmaya başlıyor. Etrafımızdaki paşalar çoğalıyor vesaire vesaire. Jandarma kimlikler çoğalıyor. Biz anlıyoruz diyor. Mesela Adana'ya gidiyoruz. Hadi çık gel. Çıkıyoruz gidiyoruz o şekilde. Alır götürür. Demek ki o şehir efsanesi değil yani. Gidemiyorum, kesinlikle diyemiyorum. Diyemem yani. Hayır. Götürüyor çünkü. Görev halindesiniz. Ya istese görev haline de çevirir. Çevirmiyor. Çevirmiyor. Ya onun kadar da kullanabiliyorum her şeyi. Silah dahil. Ha. Adam öldürmeden. Çatışmaya girdiğiniz rahat oldu mu rahat, hiç? Rahat rahat. Çatışmaya girdiğiniz oldu mu hiç? Ya her türlü silahla da çatışmaya girebilirim. Yani şunlar ödüllerim. Sıfırda tüm dünya çatışma özel tim dahil. Kordonize zaten saat. Komando, SAS, hepsi ödüllerim. Gençlik Spor Bakanlığı çatışma tarafından. Çatışma olduğu zaman aktif, beni çağırıyorsunuz. Hemen destek ekibi olarak geliyorum size. Atlar Swiss Hotel, teşekkür ederiz. Teşekkürlerimiz sınıfı, çok memnun oldum. Ben de hazineyi ortadan bölüyorum ikiye. Yarı yarıya. Kaç kişiysek yarı yarıya. Yarı yarıya değil tabii mi? Tabii yarı yarıya. Nakit. Tüm dünyanın gözü önünde. Komutanım, müsaadenle bir misafirimizi tabii tanıyalım. Tabii. Antalya'dan Ümit Şahin ben. Herkese saygılar, sevgiler. Cihangir Reis'i, Alaaddin Reis'i ziyarete geldim. Tüm herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldin Ümit kardeşim. Hoş bulduk. Kapımız dost kapısı, herkese kapımız açık diyorsun tabii, yani. Cihangir Göktaş şikesiz olduğu için etrafla birlikte göreve gittiğinde şikesiz kabul ediliyor. Karşıdan gelenler üzerimizde şikeli oluyor. Tenezzül etmiyor polis askeriye beni götürmeye. İstese böyle de aktivitesi var yani. Yolda herhangi bir kontrolde sizin isminizi şey yapabilir miyiz? Kullanabiliriz değil mi? Herhangi bir şey olursa. Rahat rahat ya. Ya hiç sorun yok. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Az önce bir konu vardı raporla ilgili. Evet. O konuyu çok atladım. Ben de unuttum. Şimdi bu rapor olayı mesela soruyorlar mı size? Ne gibi? Yani polisler şey yaptığı zaman. Rapor da yazabiliyorum ben. Evet. Meteoroloji üstadıyım. Evet. Zat olarak gözüküyor. Richter Rasathane. Ortaklığımızı başlatabilir miyiz? Tabii ne demek, hiç sorun yok. Tamam. O zaman biz... Rasathanelerden imzam zaten geçerli, parmak izimden. İmza çeşitlerim geçerli. Hatta fazla geliyor. Milli Askeri Şura beni görmek istiyor. Ben de en yakın zamanda kendilerine ulaşmaya çalışacağım. Elimizden geleni yapıyoruz. En iyi zamanda gidip gönüllerini alacağım. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Antalya'ya da selam gönderelim. Antalya'daki bütün dost Antalya'daki dostlarımızın hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Cihangir Göktaş Kennedy 33 Temmuz 01 Birleşmiş Milletler Milli Güvenlik Askeri Şura Milli Güvenlik Şef Milli Güvenlik zaten Kennedy benim babamın annemin özge malı yani araba kullandığı araba Arapça plakalı. Benim arabam da Arapça plakalı. Bu da beyaz. BMW kuruyor. Değil mi o? Rakamlıdır. BMW, askeri plakadır. Dallas plaka. Dallas'tan çıkma. Zırhlı değil mi? Zırhlı. Direkt askeri şubelerden
konteynerlerden çekip alabiliyoruz hangarlardan. Askeri uçaklarla benim uçaklar pek ayırt edilemiyor ama ben öyle bir şahsiyetle karşılaşmadığım için askeriye de tenezzül etmez. Ben de şimdi reis bu yani Münisepli var. Bunlar özel timdir, sattır, komandodur. Biz armiyiz. Babalarıyız yani. Babalarıyız, dedeleriyiz. Army var, Arni var, Arnich var, Amchester var. Var da var. Yani uzayıp gidiyor hepsinin rektör roçantı. Kendisiyim, kendime ait. Milli Eğitim Bakanlık'tan emir verip geri ileri çekebiliyorum yani özel timi. Rahat rahat. Mesela tam Trump'ı aldırttırıyorum. Amchair kullanmıyorum da Amchair kullanıyorum. Veya ki Amchair kullanırken Amchair kullanıyorum. Army'ye aldırttırırım. Münisepli terörle mücadele, özel timler, Yedi Kule zindanları, CTE, efendime söyleyeyim, başbakanlık organize, terörle mücadele organize, bizim şelale dediğimiz organize yine. Sıçan Adası, İmralı organize. Hepsi Cihangir Göktaş Kennedy Münasır'ın kendime aittir. Her tür bavulların dizaynı, yerleştirilmesi, indirilmesi, kaldırılması, kartonlara kadar içlerin dolu olması, boş olması hiç sorun yok. Tüm dünyada uyuşturucudan da sorumluyum tek başıma. Bayern'in maisteriyim. Bayern'in başındayım. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Zaten beni gelip hakikaten görmek isteyenler UEFA FIFA'da Bayern katı dediğiniz zaman Bayern'in bu hap şeklinde aspirini duruyor. Dörtte bir çeyreği. Çeyrek alta geliyor. Alta doğru görebilirsiniz zaten. 3.25 geçiyor. 26-27. Enlem boylam kuşağında beni Almanya'da da görebilirsiniz. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı göndeririz. UEFA, FIFA'ya, İspanya'ya da sevgiler, saygılar. Asıl yerim İspanya. İspanya'dan çıkıp gelmeyeyim. Yerim Chicago. Chicago doğumluyum. Dallas zaten. Dedim ya yani arabalar, herkesin arabasında ben de paramı yatırdım. Otomotivden satın aldım. Tapu kadastro metreküp karelidir. Dükkanlar, evler, iş yerlerine yatırım yaptığım için 2165'e kadar petrolü de zaten şık veriyorlar. 5 trilyar sene oynamamıza izin veriliyor. Katriler, ton, dolar, liralık. Benim elimde de fazla mevcut. Rahat rahat oynuyorum. Bayağı bir Enerji Bakanlıklı oynuyoruz yani. Gidiyor geliyor Enerji Bakanlık topları. Büyük dönüyor, büyük kazanıyoruz hepimizin. Türkiye'ye hayırlı olsun. Türkiye'ye sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yatırım yapıyor. İspanya kadar ya. Var yani. Kazancımız bir İspanya devleti kadar, milleti kadar var. İspanya yarında yani başladık, öyle gidiyoruz. Hocam yatırım yapacak arkadaşlar için tavsiyeniz nedir? Borsa konusunda, petrole mi yatırsınlar, altına mı yatırsınlar, borsa mı? Sıfıra yatırmak istiyorum dedim, zaten ilgilenir yetkililer. Dünyanın her yerinde zaten Cihangir Göktaş Kennedy Milli Askeri Şura görev yapmaktadır, milli güvenlikler de dahil. Sıfıra paranızı yatırmak istediğinizi söylediğiniz takdirde yardımcı olurlar. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Lütfen yardımcı da olun. Katriplex buradan uyarıyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Prezid Prezid Cihangir Göktaş. Komutanım uçak kullandığınızı söylediniz. Hayalet uçak mı kullanırız, normal uçak mı? Hayalet de kullanıyorum, hepsini de kullanıyorum. Hayaletler ama görünmüyor. Şimdi hayalet var, hayalet var. Yani İngiliz kraliyeti de hayalet kullanıyor. Biz de kraliyet kullanıyoruz. Bizimkisi havada ikmal yapabiliyor petrolü, yakıtı döndürebiliyor. Permatik, permaşarp dediğimiz şekilde. İngiltere direkt uçuş yapıyor. İngiltere'nin uçuşu da direkt Hong Kong üzeri Japonya'dır ama göstermez kendini. Hong Kong diye belirtir. Daha uzan da kendileri ilgilendirir. Ben de karışmıyorum. Dünyanın arkasında da militeri var. Buradan hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Havalimanında çalışanlara, şehir personellerine, yiyip içip gezenlere, milli askere, şuraya, hepsine sevgiler, saygılar. Zaten Rusya böyle konularla çok ilgilidirler.
gelip giden gemiler olsun, uçaklar olsun, trenler olsun, her şeyi dedektif ediyorlar. Tren yorgamıyla kondüktörleri, kondüktör dediğimiz kişiler zaten işin bilincinde, orada gümrük muhafaza var. Bildiğim kadarıyla eğer kapalıysa kapalıdır, açıksa açıktır. Açıksa da buradan Milli Güvenlik Askeri Şura'ya sevgiler, saygılarımızı gönderiyoruz. Zaten radyoskobidir. Radyoskobi ilk önce konuluyor. Şehirde bir değişiklik varsa, çok ölen varsa orada çekim yapılıyor kimse yokken. Hemen radyoskobu belirliyor. Mesela buraya kırmızı çanta geldi, sarısı geldi. Sarı. Dokunmuş muyum, dokunmamış mıyım, yeminli müşavirlikle bulabiliyor. Dokunmam çünkü. Allah biliyor. Allah. Tabii. Rahat rahat askeriye tespit ediyor. Bunu da bilincinde, suçluları da yakalıyor, bu kadar basit. Komutanım, uçak dediniz de havada park sorunu var mı? Şimdi otopark var, araçları park ediyoruz. Havada park olmaz. Hava park. Hava park zaten... Projesi var mı? Sıfırdır. Yani sıfıra çıktı, hava parka çıkıyorsun. Hava parkur var. Parkur verirsen rektör onunla, o konulara pek ben girmiyorum. Anladım komutanım, biraz gizli konular. Ben benim görevim GOS'ların hepsine bir durum olursa petrol ikmali yapabilmek. Yani kimsenin aklına gelmiyor ama o petrol ikmalini yapan, yaptırttıran komutan benim uçaktaki. Çalışanlarla birlikte 16-17 personelim var. Buradan herkese Adana İncili'ye sevgilerimizi, saygılarımı. Komutanım, UFO'lara da yakıt temini ettiniz, doğru mu? UFO'lar da sizden yakıt alıyormuş. O yalandı. Benim çalışanlarım işte mesela Fenerbahçe'nin tribünde maç oynanırken sağ kenarında oturanların işte face benzemesi, yüz benzemesi, hemen toparlayıp çıkıp gidebiliyorum. Arda Güler'e benzemesi. Olur, Arda Güler'den başlar. Bugün haftalık, aylık, yıllık personel. Yurt dışı da aynı çünkü. İndiğimiz yer de aynı. Yüz mimikleri benziyor. Askeriye, polis halka yansıtmıyor konuyu. Futbolcu olarak da gösterir. Sertifikalı da gösterir. Futbolcudur da kendisi. Normal yani, gidişler gelişler rahat. Öyle bir zorluğu yok. Şimdi bu uzaya yatırım projeniz vardı. Onlar ne oldu? Uzaya yatırım yaptık. Uzaya ben o konulara girmiyorum. Ben petrolden bahsettim biraz işte. Biliyoruz yani, gizli bir proje ama büyük yani biz de bunu halk olarak öğrenmek istiyoruz yani. Çünkü buradan Neil Armstrong zamandan beri gönderiyor. Hiç de aldırış etmiyordu. Son çalışmalar nasıl bunun? Bunun da anlamı bize göre de petrol çıkartabiliyorsunuz oldu. Biz de direkt devam ettik. En fazla gider gönüllerini alırız. İşte bir iki hoş sohbet, yenilir içilir. Bir daha yapmayız falan filan. Yine devam eder yani. Yine son paramız. Bizim aldığımız istihbarat bilgilerinde arada bir güç savaşı oldukları söyleniyor. Ya olsun, bir şey ama ben Trump'la da oturdum, konuştum. Mr. Trump'la en son Biden konusuydu sanırım. Saddam olayı çıkmıştı. Bizde ağır paşalar vardı, büyük. Vallahi ayağını hazır ola geçir, ayağı insanı kırılır. Kırılır yani. Kaçamazsın. Mümkünatı yok. Öyle de ağır paşaların emrinde biz çalışırken, ben Trump'la efendime söyleyeyim, o Gatti dediğiniz Amerika'da medya büyük başlıklarla mafya olayı falan çıktı. Yeraltı dünyası karıştı marıştı. Şimdi ben pek bu konulara da girmiyorum. En fazla bize olacak olan gönül almak. Ben 10 yıldır aynı katta çalıştığım paşayı görmüyorum. Ama çalışıyorum emrinde. Ama yönetim benim. Nesle damak yönetim vermiş. Çünkü adam kendinden emin. Tenezzül etmiyor. Zaten zenginler. Çoluk çocuğun maskarası olma, o ayıptır zaten. Cihangir yaşıtlarına inecek de onun seviyesinde onunla geziyor. Ayıp bir şey ama büyük sorunlar yaşıyorsak el koyarlar. Sesini çıkarmadan birden kapar. Hepsini de kaptırttır. O gördüğünüz kapılardaki şahinler kendileri yani. Şimdi merak edilen bir konu daha var. Ya bu şimdi işin kaplanı da var, panteri de var. Yani var. Kapının olarak... önünde kaplan, panter de var. O gördüğünüz mimozalar askerinin büro ofislerinin önünde de duruyor. Çok büyük merciler geliyor gidiyor. Birbirlerini karıştırmamak için, unutmamak için
10 haftada 5 haftada bir değiştirmek zorundayız. Benim evimde de var aslan kaplan. Ben tanıtmak zorunda değilim ama pumadır, Amerikan pumasıdır. Jaguar. Vallahi canlısı da var. Canlısı ve ayaklarını bırakamazsın yani. Sevmek için de bırakamazsın, beslemek için de. Yapışır kalırsın, o kadar da canlı hayvan. Yani. Timsah beslediğinizi duydum ben. Ya, timsah yasak, ona ben uzatmıyorum. Evet Ümit kardeşim. Golf şimdi... Çünkü golf sahalarına verdik. Golf sahalarında bu birden şey oluyor. Düşük taban oluyor. O düşük tabanı tam gösterebilmek için timsahlar gerekli. Orada askeri ölçüm alınıyor. Biz de verdik. Timsahlar vardı, yok bilmiyorum. Varsa merak da verdik yani. Bir soru daha var. Antalya'dan geldik sizin için. Özel. Şimdi dediler ki bu seçimde Trump'ı destekleyecek Kennedy Reis. Abi biz de yani zaten merak ettik. Trump'ı destekledik hepimiz mecburen. Adam büyük paşa yani. Büyük paşa. Vallahi büyük paşaydı. Yani bırak ayakları kolumu, ben dedim omurilik gitti ya. Yani ben bu adamın karşısına nasıl çıkayım, bu kadar şeyi anlatayım. Zihinsel midirler diyorum, gerizekalı mı, gerzeyim diyen bile var, kaçıp giden yani. Adam kabul ediyor gerzeği, yok gerzekliği yok. Adam korkuyor, ürküyor, paşanın yanına çıkmıyor. Trump'tır koskocaman, basit değil. Gorbaçov'dan tut, o Putin'lere kadar, bunlar basit şeyler değil. Adamlar aç kapa pervane yaptı, akordiyon yaptı, sıfırı sıfıra verdi. Kimse bilemedi nereden geleceğini, gideceğini. Hicret ümre bilir ülke ama söylemez. Ona göre askeri milli savunma tırlar geliyor gidiyor. Nasıl söylesin? Hem onu yapacak hem onu yapamaz ikisini bir arada. Yapamaz. Ve bizim gibiler üstleniyor. Biz de gönül almakla geçiyor gidiyor. Yoksa yürümez trafik. Trump'ın seçim arifesinde. Yoksa onun o getirdiği 10 gram esrarla 10 gram tabuldotla dönmez yani. Ben de biliyorum tabuldot çıkartmayı dünyaya. Tabuldotta ne var ki? 8 katlı da çıkartayım dedim ben milli askeri şuraya. Uyuşturucu çeşididir gör. 8 katlı tabza açılır kapanır tavanı istiyorsan dedim. Dedi gerek görmüyoruz ya dedi. Siz ne diyorsunuz? Bir bakışta tarzı var. Sağ göz sol göz. Ben anlarım yani. Milli askeri şuran ne demek istemiş? Şöyle yapışından anlarım. Ne demek istiyor? Olur mu? Adam diyor sen diyor devam et de. Konu farklı konu diyor. Suça düşmeyin sıfırda. Suça düşüp de diyor kapıldığınız zaman diyor bizi bulursunuz karşınızda. Demek istediyor. Biz de düşmedik. Düşmeyince terörle biraz çakıştık oldu. Öyle bir şeyler işte. Yola geldi geçti. Sağlık olsun. Evet Ümit kardeşim, son sorunuzu alalım. Son sorumuz bu bizim Antalya meclisimiz var. Sizinle ilgili hayranlarınız fan olarak. Dediler ki Cihangir Reis, Kennedy Reis Trump Tower'ın önünde İstanbul'da Trump'a destek için eylem yapacağız dedi. Topkapı'da. Tabii Topkapı'daki. Evet. Sahibiyim Trump Tower'ın ben. Şimdi ortaklığınız var mı? Çinkin de sahibiyim. Trump Tower'sa konu farklı konu. Eğer ki Ayvalık sarımsaklıysa yine farklı konu. Çünkü konu Arnavutluğa kadar uzanıyor. Arnavutluk'ta dönen dünyada kumar hep yegane benim. Ben şimdi o kumarın içine girip çıkmam ama var. Bizde kumar dönüyor. Çünkü ben Las Vegas'ın sahibiyim. Ben kumarı döndürmesem olmaz. Mayisleri benim yani. Krupiyer veriyorum, alıyorum. Açık öğretim olsun, üniversiteler olsun. Ama terör beni nefretle kınamaya kalkıyor. Kınamasına gerek yok. Sen zamanında tamam bunu terörle buraya koymuşsun ama sen bunu benden almışsın. Bu benim cebimdeydi. Benim yok şu an cebimde. Tamam burada duruyor. Amen lan. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Aldırış etmeden bu böyle. Bu eksik olması beni irdelemez de ilgilendir de ilgilendirmez. Biz zengin insanlarız. Sizler de zengin insanlarsınız. Hiçbir fark da yok. Ama sen bunu benden izinsiz alamazsın. Bendekini de bilemezsin. Sen hep yok varsayıp bir de yok çekiyorsun dünyaya. Yeminli müşavirlikli. Bunun fabrikası var bende. Bende fabrikası var. Doğma büyüme. Doğdum doğalı var. Sırf Cihangir Göktaş Kennedy. Ben hiçbir zaman bir tarafına zarar verip de size zarar gelsin,
veya herhangi bir kişilere Milli Askeri Şura zarar görsün diye bir derdim olmadı. Biz bunu dil tercümesiyle tüm dünya birlikte parası ödenerek yerine koyduk adam gibi. Şimdi siz torbadan tutup poşetinden çekiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir de oturduğunuz sandalyede sallanıp diyorsunuz sünnetçisiydik. Biz sesimizi çıkartmıyoruz ama yarın CC Okaça'ya düşersiniz hakikaten. Yarın CC var, Okaça'ya kadar da gider konu. O zencisinden beyazına kadar. Çünkü zenci Okaça, İngiltere'de bombalar patladı. Çok büyük ölenler oldu. Musevi, Yahudisi. Ben bunları da, bu kişileri de, şahsiyetleri de tanırım. Bende kumar oynayanı var, uyuşturucu satanı var, satmayanı var, alanı var, merkez bankasını basanı var, darphaneyi basanı var. Trillerce adam basar. Ben basamaz demiyorum. Vurulur, iyileştirilir, 10 sene sürer. Vardır 10 il, 20 il akrabası, sülalesi, bitmeyen parayı da bizden endeksi kurmuştur. Biz izin vermişizdir zamanında. İyileşmesine de izin verebiliyoruz. Çünkü büyük göreve gidiyor. Adam o 10 sene içinde mafyaya da katılıyor, teröre de katılıyor, terörle mücadeleye de katılıyor. Kimliğini de değiştiriyor. Bunu tekrar yerine alıp koyuyor. Tabii bunun altına iniyor, üstüne çıkıyor. Her türlü numara yola başvuruyor. Geçemeyince de bizi sinir krizine başvuruyor. Sinir kriz merkezlerine. Diyor ben sizi de aşarım diyor. Siz nesiniz diyor ya, bu adamı bulamamışsınız. Bu adam diyor gözünüzün önünde. Şimdi arkadaşım, sizin yaptığınız suçtur. Sinir krizi merkezleri öyle kriz masası kurulduğu anlamında bizim için, biz Cihangir'i veya ki çevresindekileri yakalattırırız. Hanımını yakaladı, ailesini, sülalesini yakalattırırız dedin mi orada duracaksın. Tüm dünya sizi istatistikliyor. TS size yılan amblem logosu veriyor. Bak ben bu çakmaklar babanızın oğlu değil. Bu çakmaklardaki ben amblem logoları dedelerimden Versace söküp veriyorum. Mercedes amblem logosu gibi. Bende Mercedes'in beşli böyle pençe şeklinde olanı da var. Allah yazılısı da var. Mercedes'in diyorum ha. Ben şelin sahibiyim. Ben manyak severim böyle organize, iç organize, dış organize, manyak iş yapmayı severim de adam yok karşımda. Adam gibi adam olsun, bende her şey var. BMW da var, Rolls Royce da var. Ben Rolls Royce'un hakiki sahibiyim. Siz benden el yapımı isteyin, ben size zırhlı vereyim. Hiç mıh göremezsin ete. Araba mıhtan. Demir paradan mı yapıyorum, kağıt paradan mı? Merkez Bankası darphaneden kimseye göstermiyorum, göstertmiyorum. Bu bizim sırrımız çünkü. Aile sırrımız kendileri. Niye göstereyim? İçine o gün nesle kuşağımı koydum, ne koydum? Adam atıyor, tutuyor, çıkıyor, gidiyor. Rezil ediyor kendini. Rezil rüsva çıkıyor, gidiyor. Diyor biz anlıyoruz. Hiçbir bokta anladığı yok. Evet komutanım, bugünkü demeçler. Büyük katlanır perdeler merdeler, öyle Lamborghini tipli. Ben Mercedes'te de var Lamborghini tipi. Ben sesimi çıkartmadım ama siz gayrimeşru aleminde, siz daha babanızla don gömlek gezerken evin içerisinde, oğlum para mara diye seslenirken, bizde arabaların yan tarafları böyle moble dediğiniz televizyonlar, radyo sistemleri, TRT'ler, BBC'ler, MBC'ler uçaklarda yoktu. Bak ben sana öyle konuşuyorum. Ben gemi yanaştırıyordum. Eğer o düğmeyi açmasam gemiler yanaşamıyor. Greenwich açılır kapanır, köprüyü açıp kapayamıyor. Bende öyle para var. Siz adam gibi paradan bahsedin. Yanıma gelin, ben sizi ağırlayayım. Tamam. Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz dünyanın beş. Çok teşekkürler komutanım. Teşekkürler, sevgiler. Bugünkü tanışmadıysak da sevgiler, tanıştıysak da buradan herkese sevgiler. Bugünkü dozumuzu aldık arkadaşlar. Değerli komutanımıza teşekkür ediyorum. Ümit kardeşim. Arkadaşlar, herkese teşekkür ediyorum. Abi. Saygılarımı sunuyorum Antalya'dan. Bir de ben, bir şey daha, evet. Sözünü vallahi ki ben dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ağır hokkabazlık yapmadan adam gibi. Adam gibi play cards çok büyük
terörle mücadele etrafımızda özel timler bizi korurken çok büyük roundlu, knockoutlu, hiç birbirimize vurmadan, dokunmadan, silahlarımızı ateş etmeden, ettirmeden adamlarını yani çok büyük kumar oynayabiliyorum. Milli Askeri Şuralı, Milli Askeri Şura'nın emriyle siz benim eğer bir oyunuma denk gelin, görün, siz dil masadan, o ilden bir daha çıkarsanız, nefret etmezseniz dünyadan, ben insan evladı değilim. Siz gelin bir kumar oynatayım, size kumar göstereyim. Evet, son, Milli Askeri Şura'dan son bir sorusu vardı. Son bir sorumuz, Milli kapatmadan. Askeri Şura'dan hakikaten izin alın. Benle bir poker oturun dünyanın gözü önünde. Bak nasıl ölüm heyecanı, nasıl terör, anarşi kartı atabiliyor musun, atamıyor musun? Ömrün boyunca atabildiğin kartı, karşında elin kolun titrer, felce bile gidebilirsin. Tüm dünya tasdikli, doktor tasdikli konuşuyor. Evet Ümit kardeşim, son yeter sorunu ki, alalım. Yeter ki Milli Askeri Şura emir versin. Benim paşa burada. Ben 0-12 yaş grubuyum bir de. Reşit olduğum halde. Noterde ağır paşa hem de. Sülalesini bir görün. Vallahi billahi buradan okyanusa kadar yüzersin. Hala daha dersin. Aklına gelmez. Düşüneyim mi, düşeyim mi? Her an ölümle mücadele herkesi aklına geliyor. Onları getirmiyorsun. Soğuk su, sıcak su anlamazsın, enterese o kadar da büyük paşalar, ama bakma bizim yanımıza da geliyor, herkesin yanına adam gibi, çok da büyük adamlar, adam gibi adamlar, halk gibi davranıyorlar, doğdu doğal. Siz bunlara bir de ruhen muhen dokunmaya mokunmaya çalış, dikkat edin, askeriye kulağına bacağına yakalım götürür vallahi, Sancak Bey'i idam eder. Sizi sallandırıp da buradan seviyemiz, saygılarımız gönderiyor. Şimdi hocam son dönem biliyorsun bütün dünyanın gündeminde sizin isminiz şikeye karıştı. Türkiye'de de aynı gündem New oldu. York'ta Amerika'da karıştı, da oldu. Amerika'da. Evet. Bu konuya bir açıklık istiyoruz. Ya, yani Kolombiya, biz fanlarımız olarak böyle doping olayıysa ben tamam, şike beni çağırdı. Şike kurulu. Ben etrafımda adamlarımla gittim. Doğru. 20-30 bin tane Amerikalı, hepsi silahlı, silah şör. Büyük vuruyorlar. Yani büyük vuruyor dedi, başladığı zaman bitirmeye vuruyorlar. Yani şehri bitirmeye vurduğu zaman ölüsünü dirisini de sererler. Mühimmatı da bu kadar yere yığıyorlar. Hepsinde paşa diploması, sertifikaları, sıfıra sıfır çıkacak iş adamı, armatörlük falan ve filan vesaire. Milli Askeri Şura anneleri, babaları, dedeleri, ataları. Siz bunların elinden silah alamazsınız. Büyük vururlar. Büyük silahlar böyle silah mağazasında var. Bir de arabada ekstra çanta bavul düzeyinde Amerikalı, sırf Amerika'nın sıfırı oldukları için ağır silah, MP3 onların tipinde. Arabayı böyle sustalıyla mustalıyla değil, böyle tırnağınla delik deşik etmiş gibi yapıyor. Bir saniyede 300 mermi atıyor hocam. Fıslıyor fıslıyor gidiyor. Pıst diye bir ses geliyor. Araba delik deşik olduğu yerde 4 lastik iniyor. Böyle bir şey yok. İçindekini siz tahmin edin. Tırnaklarıyla böyle çok muntazam, enlem boylam kuşa zıt 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 kesmiş gibi böyle. Vücudunda sanki yara yokmuş gibi ama ölmüş. Delik deşik ediyorlar adamlar. Şimdi onlarda da bu silahlar var, bizde de var. UEFA FIFA dedi ki Danimarka, sen dedi pılını pırtını topla bir gel bakalım Kolombiya'ya. Adamlar büyük paşa. Evet Ümit kardeşim sağ olsun yemek teklifinde bulundu. Evet. Yemeğe gideceğiz birazdan. Komutanım yemeğe gider miyiz Ümit kardeşim? Tabii yemeğe gideceğiz. Tabii. Gideceğiz sağ olsun, cesine teşekkür ben ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kapanıştayız Ümit kardeşim. Antalya'dan özellikle Kennedy Reis'i görmeye geldik. Aklımızdaki bütün soru işaretlerini çözmeye geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Komutanım jest yapıyor. Abi. Teşekkür komutanım, ederim komutanım. Parfüm sıkıyor bize. Komutanım. Antalya ekibinin olarak Blue biz Dream'de, arkandayız. Blue Dream de benim vücut tenimden yapıyor. Ben parfüm üstadıyım, zatıyım. Parfümlere girdim. Milli Askeri Şura emir verdi. Dedi bu kişiyi, dedi bul sıfırdakini. Cihangir Göktaş Kennedy. Özel tim getirdi. Bana da mektup zarfını verdi. Radyoskobülü postaladılar. Zıp dedi postanede böyle delikten gitti. Direkt
tüm dünyayı da aldı, önüme geldi. Açtım Cihangir Göktaş kendisi. Evet komutanım, dedi, çok teşekkür müzik ediyoruz. Müzik kendine uydum, ben de bu liderimi komutanım parfümü çok seviyor. Evet parfümü de bastım geldi. Tanımış olduk bu arada. Chanel'in de eski sahiplerindenim. Hem de evet. Bu Blue Tech'i bulup icatçılarındanım. Yani internet dahil, araba, otomotiv, Blue Machine. Hepsi dahil varım yani. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Otomotiv Boeing sanayisine sevgiler, saygılar. Boeing Maister Can Göktaş. Şimdi reisimizi ziyaret ettik. Yemeğe geçiyoruz inşallah. Teşekkürler Ümit kardeşim. Teşekkür kesen ediyorum. Dolu olsun inşallah. Eyvallah, teşekkür ederim. İşin gücün rast gelsin. Ümit kardeşimiz aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Bizlere de ürün getirdi. Biraz da iş yerimize destek amaçlı. Evet. Sağ olsun güzel bir kardeşimiz. Buradan Antalya'ya, Ankara'ya, Özcan abime ve bizi izleyen tüm dostlara en derin sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın ama dostça kalın.